Çok hazırlıksız çekiyorum bu videoyu. Ne ışık kurdum ne bir şey yaptım. Zaten birazdan bisikletlemeye dışarı çıkacağım. Bakınız bisiklet, bakınız cillop gibi hava. Biraz soğumasını bekliyorum. Şimdi bu konu, bu konu, bu videonun konusu. Hiçbir şey de düzeltmeyi düşünmüyorum. Emrah Sefa Gürkan diye bir insan var. E, tipini biliyorum. Böyle bıyıklı gözlükte falan. Kabaca ne iş yaptığına dair bir fikrim var. Fakat ne bir yazısını okumuşluğum var ne de YouTube'da bir sürü videoda görüyorum. Bir videosunu açıp ne anlatıyor bu adam diye dinlemişliğim var. Çok önemli değil. Zaten şahsiyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Geçen bir tweet atmış. Aslında hep böyle döndürülüp durulan bir fikir. İşte yurt dışına gitmek, göçmek, yurt dışında yaşamak biliyorsunuz. Son yıllarda Türkiye'de özellikle popüler veya popüler değilse de çok konuşulan bir şey. İşte Türkiye'den başka yerlere yerleşen insanların sayısı arttı falan filan. Neyse bunlarla ilgili bir dereye, e, dereye de değil kuyuya, <laughs> kuyuya bir taş atmış ve işte onu çıkarmaya çalışan kendisine deli demiyorum ama onu çıkarmaya çalışan bir sürü akıllı olmuş. Ben de bir buçuk yıldır Kanada'da yaşayan Vancouver'da yaşayan, iyi kötü göçmenliğin bütün zorluklarını yaşamış ve yaşamaya devam etmekte olan bir insan olarak konuyla ilgili fikrimi beyan edeceğim. Çünkü bu benim de kafamda dönen bir takım konulara temas ediyor. Yazdığı şey birazcık desteksiz, birazcık geçersiz bir genelleme, bir genelleme. Genelleme olduğu için de her genelleme gibi geçersiz olmaya mahkum. Fatih Koparan bir tweet atmış. Onu alıntılayıp ona cevaben veya onunla ilgili olarak her neyse demiş ki siz bu yurt dışında yaşamayı, göçmen olmayı ne sanıyorsunuz ya? Kimsesiz, önemsiz, çevreyle bağlantı kuramadan 3 kuruşa yaşayıp gitmek. Batı kültürüne hakim sayılırım, dil engelim hiç olmadı. Türkü, şiş kebap, baklava sevdam yok. Yani çok lokal sayılmam. Ben bile yapamadım. Kimsesiz diye başlıyor ya ben ona çok takıldım. Yani niye kimsesiz olasın ki? Yurt dışında herhangi bir yere gittiğin zaman evet kurulu düzenini, aileni, çevreni, dostlarını, arkadaşlarını falan geride bırakıyorsun. Evet bu insanlarla teknolojik imkanları ilerledi. Bir temas halinde tabii ki olmaya devam ediyorsun. Ve tabii ki aynı ülkede, aynı şehirde yaşayıp sık görüşebilmek gibi olmuyor. Bunlar eyvallah. Zaten o topluma içinde bulunduğun şehre vesaire uyum sağlamayacaksan bir niye gidiyorsun? İki uyum sağlama çabanı olacaksa da ...elbette bir çevre zaman içerisinde ediniyorsun. Tabii ki bu edindiğin çevre senin eşinin, dostunun, ailenin yerine geçmiyor. Onun ikamesi değil. Fakat yani gidip orada sap gibi tek başına zaten var olamazsın insan olduğun için. Neden kimsesiz kalıyorsun? Biz de diyelim ki gittin bir yere göçmen oldun. Yani belli bir süre hayatını yaşıyorsun. Mesela oradaki kimsesizlik atıyorum evladını tren kazasında kaybetmiş ve herhangi bir sorumluluğu karşısında bulamayan kimsenin hesap vermediği bir anne kadar mı kimsesizsin? Ya da ne bileyim Twitter'da bir şey yazdın diye gözaltına alınıp tutuklanıp böyle sebepsiz yere hapis yatan biri kadar mı kimsesizsin? Üzerine titreyip büyüttüğün kız evladın saçma sapan kıskanç bir erkek arkadaş tarafından, eski kocası tarafından öldürüldü mü? Ya da ne bileyim kanunların hala canlı saymadığı, eşya olarak kabul ettiği evcil hayvanını birisi katletti mi? Yani o kadar mı kimsesizsin? Ne kadar kimsesizsin yurt dışında yaşarken. Devamında çevreyle bağlantı kuramadan diyor. Yani çevreyle niye bağlantı kuramayasın ki? Gittiğin ülkenin zaten dilini muhtemelen biliyorsundur. Çok iyi bilmesen veya hiç bilmesen bile muhtemelen zaman içerisinde öğrenirsin. Öğrenmen gerekir. E bir yere gittiysen orada yaşamayı kabul ediyorsun. Oranın toplumsal kuralları, kanunu, görgüsü, algısı, kültürü buna zaman içerisinde tabii ki ayak uydurman gerekiyor. Yani neden kimseyle bağlantı kurmadan yaşayasın? Üç kuruşa yaşayıp gitmekten bahsediyor. Üç kuruşa yaşayıp gitmek derken herhalde işin maddiyatından bahsetmiyordur. İşin ekonomik tarafından, maddi tarafından bahsediyorsa bunu söylemekte. Çünkü iki anlamı da belki bahsetmiş, dikkate almış olabilir. Ama ekonomik tarafı düşündüyse kendi kalesine birazcık gol atmış olur. Çünkü maalesef Türkiye'nin ekonomisinin durumu ortada. İşsizlik rakamları, bir euro, bir dolar bugün kaç Türk lirası ediyor? Yani bunların hepsi ortada. Ne bileyim insan hayatının kıymetinin olmamasından mı bahsediyor? Veya sen kendi hayatını yaşarken işte yaptığın faaliyet her neyse bütün kurallara uymuşken, bütün kanunlara her neyse bütün nizama uygun hareket ediyorken bir anda başına çok vahim bir şeyin gelebilme ihtimalinden mi bahsediyor? Mesela 20 yaşında gencecik Ankara'da bir çocuk öldü değil mi Umut diye bisiklete binerken. Çocuğun ekipmanı tamdı, kaskı vardı, eldiveni vardı. Çocuk neredeyse profesyonel bu işi yapan. Bisiklete merak vermiş, merak salmış bir arkadaşımızdı değil mi? Yani alkollü, sarhoşun, sürücünün birisi geldi, ezdi çocuğu öldürdü. Yani bu mu üç kuruşa yaşayıp gitmek? Sonunda da batı kültürüne hakimim ben bile yapamadım diyor. Bu şey mi böyle ölçülebilir ne bileyim bir atletik performans mı? 100 metreyi 10 saniyenin altında koşmak gibi bir şey mi? Hani Hüseyin Bolt yapabildi biz yapamıyoruz. Çünkü biz onun kadar atletli bu kadar somut ölçülebilir, tekrarlanabilir, deneyi yapılabilir bir şey mi? Nedir vasıflarında biz senin kadar ulu, yüce, yetkili bir insan, bir abimiz olamadı değil mi? Bıyığımın uzunluğu yetmedi. Niye ben yapamıyorum mesela? Bu bir kere yurt dışına gitmiş, bir düzen kurmuş, kuramamış, gitmiş mutlu olmuş, sonra dönmüş, dönmemiş hayatını orada devam etmiş, gitmeyi düşünen, aklınıza ne kadar insan grubu geliyorsa bunların hepsine hakarettir. Ben bile yapamadım. Çok yukarıdan bakan burnu havada küstahça bir laf. Ya bırakın salın insanları. İşte ya bu bir insanın bir ömrü var değil mi? Reenkarnasyona ben inanmıyorum. Bilmiyorum siz inanıyor musunuz ama yani şu dünyaya bir kere geliyoruz ya. Ne amaçlı olursa olsun, ne süreyle olursa olsun bir insan doğduğu büyüdüğü yerde yaşamak, orada ölmek zorunda değildir. Gitsin yurt dışında yaşasın ya kendine bir şey katar. Dil öğrenir, dilini geliştirir, ne bileyim bir okul daha okur, bir hayat tecrübesi edinir. Ülkesine döner dönmez ya salın bireysel insanları salın ya ben bile yapamadım. Vallahi insanı kızdırıyorlar, ne diyordum ben? O yüzden insanları bir rahat bırakın. İnsanlar istedikleri, hayatların istedikleri döneminde İlla çok genç olmalarına, illa gittikleri ülkenin dili artı 8 tane dili böyle sular seller gibi konuşmalarına, illa illa bilmem ne mezun olmalarına gerek yok. Yani yurt dışına gitmek isteyen gitsin bırakın boş verin. 6 ay sonra Türkiye'ye ağlayarak dönsün. 15 yıl sonra ulan iyi ki gelmişim ne güzel ya 15 yıldır Türkiye'ye de gitmiyorum hiç özlemedim diye. Yani bu skalanın içerisinde milyonlarca farklı nokta var. Herkesin yolu, hikayesi farklı oluyor. Yurt dışına gitmeyi çok böyle romantik bir şeymiş ve ulaşılması gereken bir mertebe gibiymiş. Ne bileyim Edirne'den böyle sınırdan çıkınca Kapıkule'ye geçince Ulan yırttık be falan böyle bir moda giriliyormuş gibi de algılamayın. İşte ülkeyi terk ettiği bilmem ne falan gibi insanları kötülemeyin de her insanın hikayesi, izlediği yolu farklı oluyor. O yüzden... Bir insanları rahat bırakın. Bu yurt dışına gitme hikayesi de hakikaten davulun sesi uzaktan hoşta geliyor. Fakat işin iç yüzünü bilmeden desteksiz sallayan çok insan da var. Neyse bugün bunları ben kısaca anlatmak istedim. Umarım çok da uzun konuşmamışımdır. Biraz öyle gibi geliyor ama olmadı kurguda keserim. Hava güzel bisiklete binmeye gideceğim demiştim. Ben bir üstümü değiştireyim bisiklete çıkayım. Yurt dışında yaşamayla ilgili fikriniz, tecrübeniz, görüşünüz bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.